Ama resimleri bir daha var mı? Sizin evler hep böyle mi? Abi hep böyle. Eski yapıyor. Eski yapıyor. Akıyor. Akıyor abi. Sular böyle. Evet. Rezilli görsün hep yani ya. Rezillimizi görsün hep yani. Köylü bu şartlar altında mı yaşıyor diyeceğiz. Valla şöyle devlet bir yer alsa da köyümüzü şöyle bir toplu hale getirse ben ne olurum. İnşallah bizim halimizi görür de. Bizi yardım eden şu suyumuz her şeyimiz. İnşallah. Buraya koyalım bir. Çeksen bunu. Biz bunlardan bizim içiyoruz. Bizim bu bardaklardan işte içtiğimiz su bunlardan. Bu ışığı falan. Yani belediyenin getirdiği suları bu bidonlarda falan şu şeylerde yapılıyorsunuz. Aynen öyle. Hem buradan hem içiyoruz hem hayvanımız içiyor hem kendimiz içiyoruz. Of. Zor ki bu işler. Biz hizmetçi kendimize her şey yapmıyoruz. Yani üreziriz. Bunu yumurkaçlarımız gözük bize. Bizim şeyimiz olsa çamaşır makinesini kurarız böyle. Yerdeyken çocuğumuz nerede zaten doğurmayacak, en olacak. Tabii. Yani. Ben sabahdan doldurdum kitlelerle. Anlamadım bu, evet su biraz kötü gibi. Kötü işte içiyoruz, evet, ne içeceğim, mecbur olduğum hava içiyoruz. Anne hasta eder bu sizi ya. Hasta, biz zaten hava veriyoruz, böyle de hastayız, öyle de hastayız. Hasta olsam da yapacak bir şey yok, olmasa da yapacak bir şey yok. Düşmanı durumdan, şey mi durumdan? Şimdi bu suyla... Hayvanlarım suluyor suyun olmadığı zamanlarda. Evet abi. Böyle ufak tefek ihtiyaçları gidiyor. İçmek için değil, onun dışında. Merak ediyoruz abi, içmek için normal. Değil yani. Hayvanlarımız suluyor, olmadığı zaman. Ama bu böyle kirli görünüyor. Evet, rengi öyle abi, suyun toprağın rengi öyle de o yüzden. Anladım. Toprağın rengi kırmızı olduğu için. Normalde kışın ulaşım olmadığı evet. Zaman vatandaş buradaki suyla hem temel ihtiyaçlarını karşılıyor hem hayvanlarını suluyor. Evet, hem çamaşırımızı yıkıyoruz hem merak ediyoruz, hayvanlarımızı suluyoruz. Toprağın rengi kırmızı olduğu için su bulanıkmış. Buranın adı üstünde zaten Kızılgöl diye geçiyor. Namı. Burası. Kızılgöl, evet. O yüzden böyle toprak şey. Annem nasılsın? Çok şükür iyi oğlum. Size nasılsınız? İyi hamdolsun. Adın ne? Hanım. 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 Kaç yaşındasın sen? 85. Kaç yaşındasın? 85 değil. Senin çocuk. Ben cahilim ben biliyorum. İyi annem. Şimdi annem anlat bakalım. Ne derdin var burada? Su yokmuş, yol yokmuş. Suyum yok, her şeyim yok, her şeyim yok, her şeyim yok. Yolu her şeyim yok değil mi? He, suyumuz suyu yok. Da, yolumuz yok. Yolumuz, suyumuz yok. Aha bu sorunumuz bu. Mahrumuz be. Ne zamandır bu su yok? Hiç mi olmadı? Evveler evveler, belki bundan 15-20 sene evvel vardı, şimdi çekildi. Aşağıdan sağdan kurulunca kadar burada su kalmadı, çekildi. Dımdım desem bu sudan kere başka yere de dımdım her ağzına diyecek su yok. Anladım. Sen şimdi bu bidonlara mı suyu? He. Bunlar daha yeni doldurdu gittiler. Belki önümüzden varmışlardır. He önümüzden. İşte öyle. Belediye getirip dolduruyor. Sen de bunlarla idare ediyorsun. İdare ediyoruz oğlum. Ne yapacağım? Evde musluk yok, lavabo yok. Yok yok yok. Öyle bir şeyimiz yok. İyi girin bak. Anladım. Öyle bir şeyimiz yok ona. İşte böyle. Çamaşırı yıkanmayı hepsini bir suyla, bu suyla yapıyor. He, hepsi bunlar işte. He, çamaşırı elde mi yıkıyor? He, hani neyin vardı, neyine yıkıyor? Doğru, neyle yıkayacaksın? Makarna almaya gücüm yok yavrum, neyine yıkıyor? İsmini de öğrenebilir miyim? İsmim Hulusi Arık. Tamam, siz bu köy... Evet, evet, buradayım. Doğumlu büyüğüm, buralıyım. Burada yaşıyorsunuz. Doğumlu buralıyım. Ama ben sayın devlet büyüklerinden şunu istiyorum öncelikle. Suyumuzun olmadı. Suyumuzun var ama... Kokulu olduğu için köyümüze vermiyorlar. Öncelikle bunu yani burada bir sondaj yapıldı, bir şey çıktı yapıldı, mı? Yapıldı. Suyumuz koku diye yapıyor diye vermek istemediler.
İkincisi, yolumuzun olmadığından kışın çok rezil çekiyoruz. Ulaşımımızı sağlayamıyoruz. İkincisi. Ve üçüncüsü de ben Sayın Cumhurbaşkanımız şunu iletmek istiyorum. Yol, su yapılmadık. Köy bırakmıyoruz diyor. Ama maalesef bir gelsinler, bir görsünler burada köylünün nasıl yaşadığını, ne şartlarla yaşadığını bir görsünler. Ben daha memnun olurum. Tamam. Buraya taşımayla su getiriliyor. Taşımayla. Peki kışın karda, kıyamette gelemediği oluyor mu? Oluyor. Neler yaşıyorsunuz? Ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Maalesef ellerimizle buradan da getirmekte zorunda kalıyoruz. O da getirse zaten 5 ay kilo su getiriyorsun. Vallahi susuzlukta mallar yazın çok telef oldu. Öyle de sıkıntı öyle var. Oradan hem yazın hem kışın sorun oluyor sizin için. Hem kışın hem yazın. Yani bilhassa yazın çok susuzluk çekiyoruz. Şimdi evlerde şebeke de yok değil mi? Kurusu olmadığı için. Alacağız ama suyumuz olmadığından dolayı alamıyoruz. Yani bizim yazın benim 20'ye yakın koyun ölüyor diye. Ben bunun sorumlusu kim olacak? Ben bunu nereden hakkımı arayacağım? Ama ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Bana da devlet suyumu, yolumu yapmak zorunda ya. Ama nerede kalmış bu Ege'nin göbeğinde böyle asfalt olmadık, suyu olmadık köy. Vallahi ben o kadar gezdim. Ben böyle bir köy görmedim ya. Ne suyu, ne yolu ya. Geçen kar yağdığında 3 saat uğraştım. Benim yeğenin arabasını çıkarmadı. O Denizli Büyükşehir'i arıyorum. Diyor ki bizi rahatsız etmeyin. Ne demek ya? Böyle var mı kanunla bizi rahatsız etmek diyor. Biz niçin yaşıyoruz? Millet için, devlet için. Devlet, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet olmaz ya. Yaşamak. Vallahi Suriye'den geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı onları aylık da bağlıyor. Hizmet de yapıyor ama biz geldiğimiz zaman ikinci sınıf vatandaş gibi görünüyoruz bize. Hiçbir sorunumuzu el atamıyoruz biz. Ben vergimi veriyorsam. Yazık ya. Şu millet diyeyim, şu Allah köylünün çektiği rezillik var ya, yemin olsun denmez ya. Arıyorsun, kepçe gönder diyorsun, nerede? Su gönder diyorsun, istediğin zaman gel. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Emrecan Arık. Kaç yaşındasın? Arıklar Mahallesi'ne oturuyorum. Yaşım 25. Evet. Sorun nedir burada? Sıkıntı nedir? Suyumuz yoktur. Yani yolumuz, yani suyumuzun getirilmesini istiyoruz, yapılmasını istiyoruz yollarımızın. Yani kışın çok zorluklar çekiyoruz. Yollar kışın zaman zaman kapanıyor evet, değil mi? Evet, buraya kar yağdı mı kapanıyor. Buldan'a ulaşım falan ortadan kalkıyor. Buldan ulaşım olmuyor. Mesela gidip gelmemiz sorun oluyor. Elimizle getiriyoruz her şeyi. Su konusunda da haftada bir belediye buraya geliyor. Haftada bir, 15 günde bir geliyor. Sularımızı doldurup gidiyoruz kaplarımızı. Ama yazın çok sorun oluyor. Hayvanlarımız telef oluyor. Çok hayvanımız öldü yazın susuzluktan. Evet, evlerinizde şebeke var mı? Hayır, hayır şebeke suyumuz yok yerimizde. Yani sadece bu belediyenin getirdiği evet, suyla evet, hayattasınız. Evet. Evet, bunu yemede, içmede, duşta, evet, her şeyde bunu kullanıyoruz. Her şeyde bunu kullanıyoruz, içmede. Her şeyi de onunla kullanıyoruz. Yani hizmet bekliyoruz devletten. Bize yardımcı olmasını istiyoruz. Tanıyabilir miyiz? Özcan Argalı. Evet. Evet. Özcan burada suyunuz taşımayla. Evet abi taşımayla. Yolla ilgili de sorunumuz var diyorsunuz. O zaten başlı başına bir sorun abi. Burada nasıl yaşıyorsunuz? Abi nasıl yaşıyoruz? İşte kendi çabalarımızı idare ediyoruz abi. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz zaten ben buradan çalışıyorum. Tatil günleri buraya geliyorum annemin yanında, ailemin yanında. İşte su falan getiriyorum. Koyunlarımızı yem, saman getiriyorum arada. İşte ihtiyaçlarımızı alıp geliyorum motorla, arabayla. Böyle geçiriyoruz abi. İşte suyumuz kalmıyor. Bazen belediyeyi söylüyoruz. Onlar getiriyor. İşte böyle gördüğünüz gibi geçiniyoruz abi. Ne yapalım? Şebeke yok. Şebeke suyu zaten yok abi ya. Ben doğduğum yerde buradayım. Hiç yok yani. 35 senedir buradayım. Hiç olmadı. Hiç olmadı abi. Bu yol da yapılmadı 35-40 senedir. Belki daha eskilerden de görüyoruz. Yapılmadı. Hala yapılmıyor abi. Öyle duruyor yani. Her seçimde buraya geliyorlar. Şu gün yolu yapıyoruz. Bugün asfalt yapıyoruz diyorlar ama seçim geçeli zaten 4 sene oldu. Bir daha seçim geliyorlar. Bir yalan gul gelmiyor buraya. Seçim geldi mi her gün insan geliyor buraya. Ama seçim bitti mi kimse gelmiyor. Seçim günü yani buraya yapılacak yapılacak diyorlar ama seçim bitti mi hiçbir hizmet hiçbir şey gelmiyor abi. Önce sizleri tanıyabilir miyiz? İsminiz var. Kezban Arık ben. Postun yeri. Arıkla mahallesi. Kezban Arık. Siz? Müziyen Kurdak. Şimdi siz köyün hanımları olarak bu su konusunda, yol konusunda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yol istiyoruz biz. Bir de suyumuz istiyoruz. Yol istiyoruz. Başka her şeyden geriyiz biz.
Ha, hizmete mahrumuz. Mahrum. Çünkü devletin ne değişikliğinden hiçbirine mahrumuz biz. Hizmet istiyoruz işte köye. Yolumuzu, suyumuzu istiyoruz. Şimdi bu içme suyu taşımayla geliyor. Bunu en sıkıntısını siz çekiyorsunuz. Değil mi? Aynen yemekte. Aynen öyle. İçmekte her şeyde bu suyu kullanıyorsunuz. Evet, bir hafta gidiyor. Büyükşehir getiriyor. Tankerlerden kullanıyoruz. Bu devlet görsün bizim suları çekin bak bunlardan içiyoruz biz suyu. Daha tankerden kullanıyoruz. Ha. Büyükşehir getiriyor da. Cumhurbaşkanımız burada gösterin bunu. Bizim bir şeyimiz Cumhurbaşkanımız görsün diyor. Hayvanlar da bu sudan içiyor. Aynen aynı sudan içiyoruz. Hayvanlar da aynı sudan içiyor. Biz de aynı sudan içiyoruz. Ya bulaşık, çamaşır hepsi aynen, burada. Aynen aynı. Hepimizin bulaşığımızı, çamaşırımızı aynı odaya giriyoruz. İçmemiz aynı. Ha, görsün göster istese bunları. Suyumuz olsa çamaşır makinesi falan kurarız. Ha. Oradan biz de onları çamaşırımızı yıkarız. Böyle kirli gezmekte. Keziriz. Büyükşehir bizi gösterin. Bizim yerimizi görsün. Tamam. Şimdi sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Muhammed Yeşilda. Postanyarı mahalle muhtarıyım. Şimdi muhtarım buraya geldik. Burada 40 kişinin yaşadığı bir yer. Şebeke suyu yok, içme suyu. Taşımayla, yolda problemli. Evet. Siz ne zamandan beri bu sıkıntıları yaşıyor buradaki insanlar? Neler yaptınız? Nerelere gittiniz? Bu su sıkıntımız bizim yaklaşık 30-35 yıldır süren bir süreçte. Büyükşehir'in vidanjörleriyle su taşınıyor. Taşıma suyuyla buradaki vatandaşlar da ihtiyacını görüyor. Hem mutfak ihtiyacını, hem temel ihtiyaçlarını, hem hayvan sulama için hayvanlara verilen suda ihtiyaçlarını kullanıyorlar. Daha önce bunu Denizli Deski Müdürlüğü'ne gittik, görüştük. Buradan tahlil için su aldılar. Daha önceki çeşmemiz bu akıyordu. Evet. Oradan aldığımız numune yaklaşık 1,5 yıldır herhangi bir tahlil sonucu gelmedi. Bunu defalarca yetkili birimlere sorduğumuz halde daha bir cevabını alamadık. Yani buradan çıkan suyla şebeke oluşturup insanların evlerine su verilecekti. Depo yapılıp şebeke olarak verilecekti. Tahlil sonuçlarımız gelmedi. Herhangi bir girişim de olmadı. Defalarca söylediğimiz halde işte pandemi süreci de girdi vesaire. Bir sonuç alamadık. Su sorunumuz yazın büyükşehirin vidanjörleriyle kışın daha büyük bir problem. Kışın ulaşım tamamen sıfır noktasına iniyor. Çamur ve kar olduğu için. O zaman da tamamen buradaki doğal sularla atıyorum yağmur suyu, atıyorum kar suyu öyle şeylerle vatandaş ihtiyacını görmeye çalışıyor. Kışın daha çok mağduruz ve çamurdan dolayı da vatandaş bayağı bir tepkili. Bunu defalarca büyükşehirin Buldan Belediyesi'nin dilekçeleri verdik. Pandemi sürecinden dolayı taş döşeme istedik köyümüzün içinde çamurdan kurtulmak için. Ama hiçbir şekilde bir çalışma olmadı. Anladım. Yolun kendisi de problem. Ulaşımı engelliyor kışın dediniz. Yazın da tozdan, kirden vesaire. Peki köyün yerinin değiştirilmesi burada çok fazla da insan yok. O hiç gündeme geldi mi? Şimdi burada yaklaşık Arıklar bölgesinde 11-12 tane hane var. Yaklaşık 40 kişiye yakın insan yaşıyor. Köyümüz biraz dağınık. Bostanyeri, Orta Mahalle dediğimiz yer var. Arıklar dediğimiz yer var. Bir de Karadere bölgesi var. Hepsinde toplam kış nüfusumuz 80 civarı. Ama yaz nüfusumuz bu 80'i daha da katlıyor. 250-300 kişiye buluyoruz. Yazın biraz daha artıyor. İlçe tarımın bize söylediği köyün taşınmasıyla ilgili bir öneri sundu. Kendi aranızda dedi köy içinde de referandum yapın. Yaptık. Herkese sorduk. %80'imiz taşınması. Yeni bir yerleşim oluşması ile ilgili onay verdi. Bunu belirttik. Ama Vali Bey değişince, Denizli Valisi değişince bizim bu yapmış olduğumuz referandum, köyün taşınması ile ilgili referandum askıya alındı tahminim. Herhangi ondan sonra da herhangi bir gelişme olmadı. Ya buradaki insanların hem taşınması, hem suyu, hem yol konusunda tam unutulmuş diyebilir miyiz? Aynen unutuldu. Bunu defalarca yetkili bilimlere de söyledik. Deski olsun, ondan sonra Buldan Belediyesi olsun. Şu anda bizi tek faydası olan yol ulaşım olarak Denizli Büyükşehir'in Grayder göndermesi. Biz çok bir şey istemiyoruz. Bizim yolumuz zaten stabilize yol. Yolun biraz genişletilip tek şeritli, çok bir şey de değil, tek şeritli bir asfalt. Buldan'a en yakın köy, yaklaşık 7 kilometrelik bir mesafemiz var. 7 kilometrelik tek şeritli bir asfalt yol istiyoruz. Ulaşımı daha rahat sağlamak için. Şimdi bir de bunun diğer kötü olasılıklarını düşünelim. Bir hastalık sağlık olduğu zaman kışın tamamen bir felç durumdayız. Bir ambulansın çıkması kesinlikle zor. Yani traktörle indirmek zorunda kalıyoruz hastalarımızı. Yani bunlar da hakikaten vatandaş için çok büyük bir çile.